Dünyanın gündemiyle devam edelim şimdi de. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi bir gün yaşandı. Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Donald Trump, New York'ta hakim karşısına çıktı. Hakkındaki 34 suçlamanın tümünü de reddetti. Detaylarına bakalım. Yüzünden keyifsiz olduğu belliydi. New York'taki konutunun önünden ayrılırken kameralara doğru ilerledi. Sağ yumruğunu havaya kaldırdı. Ardından aracına bindi. Polis ve konvoy eşliğinde mahkemeye doğru yola çıktı. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump, aleyhindeki suçlamalarla yüzleşmek için New York'ta mahkemeye giderken yine boş durmadı. Sosyal medya hesabından bunların yaşandığına inanamıyorum diye mesaj paylaştı. Mahkeme önüne vardığında destekçilerini selamlamayı ihmal etmedi. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıktı. President Trump. New York Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşma Türkiye saatiyle 21.15'te başladı. Trump'ın destekçileri de karşıtları da adliye önünde toplandı. Sloganlar atıldı, pankartlar açıldı. İki grup arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Taraflar arasında küçük çaplı harbe de yaşandı. Trump'ın endişeli yüz ifadesi mahkeme salonuna girerken de vardı. Dava eski başkanın 2016 seçimleri sırasında porno film yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık sus payı ödemesi yaptığı iddiası üzerine açılmıştı. Mahkemede Trump'ın Daniels harici bir kadına daha 150 bin dolarlık sus payı ödediği ortaya çıktı. Trump hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili detaylar da açıklandı. Eski başkan aday olduğu 2016 seçimlerine müdahale etmekle suçlandı. İşlediği suçları gizlemek için evrakta sahtecilik ve komplo kurmak dahil toplamda 34 farklı suçlama yöneltilen Trump ise hepsini reddetti. Suçlu değilim dedi. Mahkemenin ardından Trump'ın avukatı açıklama yaptı. Ortada federal bir suç yok, iddianame üzüntü verici dedi. Bir sonraki davanın 4 Aralık'ta görüleceği açıklandı. Süreç içerisinde Trump'ın sessiz kalma zorunluluğu yok. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Basın sözcüsü Karine Jean-Pierre kendisine yöneltilen bir soru üzerine dava hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi. Başkan Joe Biden'ın davayı takip ettiğini ancak konunun odak noktası olmadığını söyledi.